15 Temmuz'da, her 15 Temmuz'da da. 15 saniye önce patlamadan olan bir resim var. 15 saniye önce? Evet. Zaten bir kere onu yazmış. Tarzan burada, bak şuraya gene vurmayı öne attılar. Bırak Hülya'yı lan. Gündüz saatten ortadaki olan. Yok, sağdaki. Öbürler daha kötüydü. Kötü bir gece geçirdik ama hamdolsun ülkemiz bu geceyi, bu karanlık geceyi, makus tarihli geceyi atlattı ve demokrasisine Türk milleti sahip çıktı. O yüzden de acımız derin, taze. Her zaman da diri tutmaya, taze tutmaya devam edeceğiz ki bu ve benzeri girişimler tekrarlanmasın. 15 saniye önce patlamadan olan bir resim var. 15 saniye önce? Evet. Ailesinden 3 şehit vermiş. Bir aileyi bugün ziyaret ediyoruz. Kahramanlık destanının çok önemli bir parçası olan bir aileyi ziyaret ediyoruz. Ziyaretimiz esnasında sizler de şahit olacaksınız. Elhamdülillah 3 şehit verdik ama ülkemizi kurtardık. Ve fedakarlığımız, canımız, malımız hepsi Allah yoluna, bu milletin birliği ve beraberliği yoluna feda olsun diyorlar. Bugün burada gördüğümüz manzarayı diğer şehit ailelerimizde de görüyoruz. Yani ortadaki olan. Yok, sağdaki. Daha malum biliyorsunuz Türk demokrasi tarihi her 10 yılda 15 yılda bir hem askeri hem de postmodern darbelerle kesintiye, inkıtaya uğramış bir demokrasi. Evet. En son 28 Şubat süreçlerini ben yaşamıştım öğrencilik dönemimde. Sonra andışlar, postmodern darbeler derken Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde artık Türkiye geri dönülmez bir şekilde demokrasiye sahip çıktı. Ve Allah'ın izniyle milletimizin şuuruyla da bir daha 15 Temmuz'lar ya da benzeri darbe girişimlerini gerçekleştirmeye hiçbir unsur cesaret edemeyecektir diye ümit ediyorum. Bir yıl içerisinde yaptığımız ziyaretlerdeki bugünkü gibi hem şehitlerimizi hem gazilerimizi ziyaret ediyor. Onların ailelerini yaşadığı problemleri, sorunları varsa onları çözme noktasında inisiyatif almaya çalışıyoruz ve gördüğüm hiçbir şehidimiz ya da şehidimizin ailesi hamdolsun ya da gazimizin ailesi yaptıkları fedakarlıkların boşa gitmediğinin farkında, çok ulvi bir amaç için hayatlarını feda ettiklerinin, ki biz Müslümanlar olarak inancımız gereği şehitliğin en ulvi makam olduğuna iman etmiş insanlarız. Gazilik de gene gazveden geliyor biliyorsunuz, mücadeleden geliyor, Allah için mücadele etmek anlamına geliyor. Yine görevim esnasında bundan birkaç ay önce evladını şehit vermiş bir ailemizin Bağlum'da cenazesine katıldık. Cenaze namazından sonra, definden sonra babamızı ziyarete, şehidimizin babasını ziyarete eve gittiğimizde moraller bozuk, işte üzgünüz, hüzünlüyüz. Ben orada bir Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundum. Akabinde bütün başları eğikken şehidimizin babası öğretmen emeklisiymiş kendisi. Dedi ki başlarınız niye eğik? Kaldırın başınızı. Ben şehit babasıyım. Başım eğik mi? Ben bu millete bir şehit verdim ama evladım sayesinde bugün teröristler bir daha bu ülkeyi parçalama emellerine asla ulaşamayacaklar. Kaldırın başlarınızı. Başınız dik olsun. Hüzünlenmeyin. Ben oğlumu Allah'a sattım. En iyi alışveriş Allah'la yapılan alışveriştir. Ben oğlumu bu millete hediye eyledim. Benim yüzüm gülüyor. Siz de yüzünüz gülsün. Ümitli olun. Ümit var olun. Allah'ın izniyle bu milleti kimse bölemeyecektir dedi. Bu şuur oldukça, daha birkaç saat evvel 20 küsur yaşında gencecik fidan gibi oğlunu kabre teslim etmiş, elleriyle kabre teslim etmiş bir babanın bu şuuru olduğu müddetçe Allah'ın izniyle ne bir daha 15 Temmuz'lar yaşanacaktır ne de hiçbir terör örgütü hain emellerine bu ülkede ulaşamayacaktır diye düşünüyorum. Sağ salim bir şekilde Cumhurbaşkanımıza da görüştürmek nasip olur inşallah. Demin ben gördüm.